Yes. Merhaba arkadaşlar. Kazanan benim. Evet, çok abartmayalım. Hemen soruya geçelim. Birinci sorumuz ne? Tamam, peki. Zaferimi tam kutlayamadım ama neyse, sonra kutlarız birlikte. Birinci sorumuz. Çalım atmakta zorlanıyorum. Yani çalım atarsam etkili olmayacak gibime geliyor ve cesaret edemiyorum. Neden böyle oluyor demiş Hilal Uzunköprü. Şimdi öncelikli olarak çok güzel bir soru. Teşekkür ederim yorum yazdığın için. Önemli olan çalım atarken bir kere bu hissi, bu sorunun kendi içinde aslında cevabı var Rabia. Bu ne demek? Kendine güvenmiyor demek. Kendine %100 güvenmesi gerekiyor futbol sahasındayken. İstersen antrenmanda, istersen maçta olsun. Hiç fark etmez. %100 güvenle. O hareketi zaten orada hisseder aslında. Yani zihinsel canlandırma futbolda çok önemli. Çalımda da bunu düşünmesi gerekiyor. Senin maçta attığın golün evet, anısıdır o. Sonra kesinlikle bir dahaki videolarda ondan da bahsediyor olacağız. Canlandırması lazım gözünde. Yani o çalımı attığın, başarılı olduğun nihai sonucu gözünde canlandırması lazım. Bunu o anda mı yapması lazım? Hayır. Zaten antrenmanlara çıkmadan önce veya maçtan önce mutlaka o maçın mükemmel geçtiğini saniye saniyesine düşünmeniz gerekiyor. Profesyonel futbolcuların zaten amatör futbolculardan en büyük farkı burada ayrılıyor. Onlar %100 her şeyi canlandırabiliyorlar gözlerinde. Bu birazcık da tecrübeyle alakalı. Aynen, yani oynadıkça, tecrübe kazandıkça o vision denilen şey, hani evet, ileriye görüşlülükle olacak bir şey. Kesinlikle. Ama en başından siz daha bu amatör anlarınızdayken bile çocuklar, gençler tamamen başardığınızı hissetmeniz gerekiyor. O his olduğu zaman da zaten çalımları atarsın, hiçbir şekilde engel. Hata yapmaktan korkmayacağız zaten. Hatalar fırsatlardır. Evet. Onları fırsat olarak görüp nerede neyi yanlış yaptığını, yani sahada tamamen bilinçli olmaları gerekiyor. O çalımı atamadın mı? Neden yapamadın acaba? Acaba rakibin güçlü tarafına mı odaklandın? Topu oraya mı yönlendirdin gibi. Çalımın 3 önemli basamağı var. Bunları da 3. bölümümüzde bugün çalım nasıl atılır, iyi çalım nedir temelinden bahsedeceğiz. Süper bir konseptimiz var bu hafta. Tamam mıdır? Evet, tamam. 2. İkinci sorumuz. Abla, kaç yaşında futbola başladın? 12 yaşındaki biri başladıysa ileride çok iyi olabilir mi? Bir de kursa gittiniz mi diye sormuşlar. Sen zaten biliyorsun aslında. Ben biliyorum ama arkadaşlara da anlatalım. Evet. Kesinlikle mükemmel bir futbolcu olabilirsin. 12 yaş geç değil. Kız arkadaşımı sormuş, evet, değil mi? Kızlarda zaten ülke çapında baktığında yaş ortalaması biraz daha yüksek. Yüksek, evet. Hem onların futbol bırakma yaşları da daha geç oluyor. Erkeklere göre bu anlamda avantajlılar ülkemizde. Yurt dışında olsa farklı zaten. Orada okul dinamikler sistemi olduğu için ilerliyor. İlkokuldan itibaren hepsi zaten ders olarak görüyorlar bunu. Avantajları orada, evet. Ama bizim ülkemizde geç değil. 12 yaşında futbolcu olabilir başladıysa. Ama genel bir bilgi vereyim. Teknik 14 yaşına kadar alınıyor. 14 yaşından sonra tekniğinizin üstüne pek fazla bir şey ekleyemiyorsunuz. Tabii ekler misiniz? Eklersiniz. O sizin çalışmanıza bağlı. Ama hani genel bilimsel konuşacaksak 14 yaşından sonra teknik gelişmiyor. Ama ne diyoruz? Hiçbir şey imkansız değildi. Kesinlikle. İstersek, hissedersek ve çalışırsak, evet, neden olmasın? Olmuş. Onun dışında ben kursa falan gitmedim. Çok şanslıydım. Beden eğitimi öğretmenim benim ilk bayan milli futbolculardandı. Beni gördü oynadığımı zaten. Hemen beni takıma aldı. Biz ondan sonra oynadık. Sonra ne oldu? Ben ablamın maçlarını izlemeye gittim. Evet. Çok güzel anlardı. Onlardan da bahsederiz. Bahsedeceğiz, evet. Peki, ne yapıyoruz şimdi? Soruları sonlandırdık. Süper. Şimdi abone videosu. Çok güzel bir video gelmiş yine. Kimden geldi? Cem Çınar Çelikoğlu'dan. Benim çok öğrencim. Evet, o da yine senin eski öğrencilerinden biriydi. Yine başarılıydı. Hala başarıların üstüne başarı katarak devam ediyor. Videoda izleyeceğiz. Hadi açalım. Hadi izleyelim. Merhaba, ben Cem Çınar Çelikoğlu. 2006 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Cuidado. Está caliente.
oradaki arkadaşımızın çalışması aslında ayak hızlandırma çalışmalarından bir tanesi. Top sürerken çalım atma konusunda ayak hızlandırma çok yardımcı oluyor arkadaşlarıma. Cem'in de bu konuda bayağı bir geliştiğini görebiliyoruz. Zaten çok seviyor top sürmeyi. Yani topla birlikte mesafe kat etmeyi seven bir oyuncu Cem. Aynı zamanda karşısına rakipleri çıktığı zaman da kendine güvenle, başarıyla çalımını gerçekleştiren bir oyuncu. Kanat oyuncusu başarılı bir şekilde olacak diye ben düşünüyorum. Ama tabii daha erken, biraz daha çalışması gerekiyor. Fiziksel olarak özellikle kendini geliştirecek. Beslenmesine de dikkat ediyor. Derslerinde de başarılı. Top sektirmesi iki ayağını da kullanıyor dikkat ediyorsanız. Bunlar çok önemli. Bu tarz çalışmalar işte çok faydalı. Kanalda bireysel olarak hepsini tek tek verdik biz ayak çalışmaları. Bir konsept yapmış aslında arkadaşımız. Aynen. Bizim Kübra'yla futbol videolarından siz de ayak çalışmalarını basamak basamak alıp kendiniz yaptıkça onları çeşitlendirebilirler. Cem çok teşekkür ederim video gönderdiğin için. Sana harika bir video olmuş. Üst direk challenge'da da bayıldım. Bir gün yine tekrardan antrenmanlarda belki artık birlikte yarışırız. Başarıların devamını diliyorum Cem sana. Evet, teşekkür ederiz Cem. Neye sıra geldi? Çalım. En iyi çalım nasıl atılır? Nasıl atılır? Evet, en iyi çalım nasıl atılır? Şimdi kanalımızda bazı çalım teknikleri vardı. Farklı işte Robano, Maradona çalımı, Ronaldo'nun çalımı gibi gibi çeşitli çalım tekniklerinden bahsetmiştik. Şimdi en iyi çalım nasıl atılır? Kısaca Kübra ablanız anlatacak. Bir üst seviyede bakalım ne bilgiler verecek bize. Mesela bu Maradona çalımıydı. İşte Ronaldo'yu yaptık, Messi'yi yaptık, Iniesta'yı yaptık. Merhaba, bu videomuzda Maradona'nın çalımını yapacağız. 360 derece topun üstünde dönüşü sağlayacak. Aslında mesela buna rulet çalımı da deniyor. Kanalda evet. Yine rulet çalımı yapar mısın abla diye de istemişlerdi. Evet, bunu da istek üzerine. Bak ne dedim, yarım bir dönüş yapıyoruz. Sonra tam tur dönüyorsun. Ataklarda kullanıyoruz. Defansta bu tarz hareketlere mümkünse girmemelisiniz. Şimdi bir durdurayım ben bunu Rabia. Anlatmak istediğim bir şey var çünkü. Çalımın, en iyi çalım nasıl olur? Çalımların isimleri değişir. Farklılaşır. Başka bir amacı aynı. Hepsinin amacı aynı. Farklı bir futbolcu yetişmiş olur. Onun adını veririz. Bu onu yarattığı için midir? Evet. Neden? Çünkü az önce Cem'in yaptığı gibi mesela videolar arasında izlediklerinde kendi konseptlerini yaratıyorlar aslında. Büyük futbolcular. Toplu oynamayı sevdikleri için bunları harmanlayıp farklı bir kombinasyon çıkıyor ortaya. Ama bütün çalımların merkezinde en iyi çalım nasıl atılır sorusu geliyorsa cevabı şudur. Çalımlarda 3 basamak var. Ben kanala farklı farklı videolar yükledim çalımlarla ilgili. Arkadaşlarım da bunları çeşitlendirip geliştirebilirler. Yarın öbür gün farklı bir futbolcu ünlendiğinde onun da kendi kombinasyonu, kendi isteğiyle yapacağını sabredeceğim. Maradona çalımı demişiz ama rulet çalımı da deniyor. En iyi çalımın 3 ana kriteri var. Bu 3 kriter üzerinde oynayarak arkadaşlar farklı çalımlar yaratabilirsiniz ve attığınız çalımların kalitesini yükseltebilirsiniz. Bu 3 basamak ne? Zamanlama, yön değiştirme, hız değiştirme. Şimdi bu 3 kriteri asla ve asla unutmayın. Karşılarında eğer 2 ayağı da kuvvetli bir oyuncu varsa yön değiştirmeyi kullanamaz. Evet. Kullanır da kullanamaz diyorum ben Zayıf. Şimdi. Biraz daha düşük. Onu önceliğini değiştirir. Neyi öne alır? Zamanlamayı öne alır. Zamanlama çok önemlidir orada. Veya hızını değiştirmeyi alabilir. Bu 3 kademede oynayarak arkadaşlar iyi bir çalım atabilirsiniz. Öncelikli olarak tabii ki kendinize güveneceksiniz ama zamanlama, yön değiştirme, hız değiştirme kesinlikle unutmamanız gereken 3 önemli element. Evet. Birinci basamağı göstereceğim. İlk olarak destek ayağımızı koyacağız. Rahat. Şimdi bunlar çok teknikler. Yani bir çalımın bak yön değiştirme yapıyor. 360'ı tamam. Aslında zamanlama da var. Evet, akış içerisinde aslında zamanlama da var. Biz burada anlatmak için detaylarını biraz yavaş yaptık ama. Şimdi bu çalıma bakmıyoruz burada. Bu herhangi bir çalım. Şimdi atıyorum burada başka bir çalım açılsaydı. Çalım tekniklerimiz ne kadar çeşitli olursa rakibimiz bizden o kadar çok farklı şeyler. Bu yüzden zaten siz de benden habire farklı çalımlar istiyorsunuz. Bu yüzden çalım tekniklerinizi geliştirmeye çabalayın. Ataklarda çok önemli çalımlarımız. Defans oyuncuların çok fazla çalım içine girişmemesi
Kesinlikle. Birinci bölgede çalım yapmıyorsunuz. İkinci de biraz yapabilirsiniz, kendinize güveniyorsunuz ama üçüncü bölgede istediğiniz yapabilirsiniz. Hop, bundan sonra döndükten sonra işte yönünü değiştiriyoruz. Hız. Yani karşı rakibimizin bizden beklemediği bir hamle yapmamız gerekiyor. O da evet. Rakibimizin zayıf, güçlü yönüne göre biz kendimizi şekillendirirsek başarı oranımız bir çıt daha artabilir. Gözlemci olmanız gerekir. Mutlaka çalım atarken çok iyi gözlemci olmanız lazım. Neye gözlem yapacaksınız? Rakibinize tabii ki. Rakip zayıf yönüne topu almalı. Yani siz oyuncuyu zayıf yöne doğru yönlendirmelisiniz. Bu çok önemli. Başka bir kriter. Şöyle isim vereyim şimdi, yine Messi ile alakalı bahsedeceğim. Messi'nin ilk Barcelona maçlarında ilk 10 dakikasında sahada yok olduğu söylenir. Hani yaptığı şey, amacı da şuymuş, böyle bir röportajda okumuştum. Şimdi kim yaptı hatırlamıyorum ama karşı takımı analiz etmek, ileri karşı takımın defans oyuncularını analiz etmek için sahada gözükmezmiş, kendini göstermezmiş. Orada analiz edermiş futbolcuları. Evet, öyle yani çok kesinlikle yapıyorlardı. Zaten hani onun tartışmasız çok başarılı bir futbolcu. Siz de aynı şekilde aynı teknikleri ortadan yok olmanıza gerek yok ama maç başladığında... O başka bir seviyede artık onlar. Evet, antrenman zamanlarında kesinlikle ve kesinlikle rakipleri, özellikle eğer forvet oynuyorsanız, defans oyuncularının nereye daha çok kaçtıklarına dikkat edebilirsiniz. Oyuncu hep sağa mı dönüyor, sola mı dönüyor? O onun güçlü olduğu yöndür. Siz onu tam tersine çevirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, çalım atarken dikkat etmeleri gereken zamanlama, yön değiştirme ve hız değiştirme. Hız değiştirme ne olabilir Rabia? Hızlı gidiyorsundur, hızlı bir şekilde top sürüyorsundur. Bir anda stop yaparsın. Hop dönersin. Aynen. Bitti. Rakibin senin o an duracağını tahmin etmeyecektir. Evet. O kendi hızını sana göre ayarlayamayacağı için sen boş bir alan yaratmış olursun kendine. Topa ihtiyacı yok mesela. Vücut çalımı atabilir. Body feint dediğimiz şey. O vücut çalımları da aynı şekilde. Zaman değişikliği, yön değişikliği. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Tamamen top kontrolünün çok iyi olması lazım. Rakibi iyi gözlemlemiş olması gerekiyor. Ve aynı zamanda da bu üç kalemi tabii, zamanlamasını doğru şekilde yani kullanacak. Yani aslında savunmasız kaldığında rakibi o anda saldırması gerekiyor. Hareketini gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine önemli bilgiler öğrendik. Evet. Unutmamamız gereken çalımla alakalı üç kalemimiz var. Bakalım, şimdilik bu kadar. Yes! Bu haftanın kadını alıyorum. Ve hepinize hoşça kalın demek benim hakkım. Görüşürüz. Bye bye.